Merhaba arkadaşlar. Ercan'a soralım mı? Biz neredeyiz? Nereye geldik? Çökertme. Ezberledi. Çökertme ile Ören arasında bir sahildeyiz. Akyaka'daydık. Orada güzel bir koy bulduk. Biraz orada vakit geçirdik. Orası ormanlık bir alandı. Dolayısıyla 1 Haziran'dan bu yana yasaklar başladı. Çadırcılara, kampçı arkadaşlara da haber vermiş olalım. Ormanlık alanlara girişler yasak arkadaşlar. Bayağı sorunlar yaşadı insanlar. Biz de geze geze bu tarafı çok daha önce gelmiştik biz. Ören'de kalmıştık. Onun videoları da vardı. Ören'den bu tarafa biz Ercan'ın hızı sayesinde teğet geçmiştik. Dedik ki bu sefer buraları da böyle ufak ufak geze geze gidelim. Çünkü çok güzel yerler vardı. Bugün de buradayız. Taşlık bir yer. Denizi çok güzel. İnsanları güzel. İnsanları güzel, evet. Gelen, görenler hoş geldin diyorlar. Çok aşırı bir kalabalık yok şu anda. Yoğun değil. Hoş geldiniz, bir ihtiyacınız var mı diyorlar. Allah razı olsun. Su yakın, alışveriş yakın. Ne kadar yakın mesela alışveriş? Yani 3 kilometre, 3,5 kilometre. 3 ve hadi diyelim 4 kilometre. Arabayla yakın. Yani, çeşmeden su alabiliyorsunuz. İçiliyor. Yani o su da içiliyor ama diyorlar yani, bilmiyorum. Yani. Ondan, yalan söylemiyorlar. Yani, kullanmak için. Ama şey burada da yani şimdi yani şey yok, yani ücretsiz. Çok temiz bir koy. Harbiden çok temiz koy. Denizi çok temiz. Taşlık diyorlar ya, böyle bir taş yok burada. Çünkü nasıl diyeyim ki sana, çok basık ve ayağına dek gelmiyor. Rahatsız edici değil. Birden derinleşmiyor. Evet. Hani yüzme bilmeyenler de kolayca girebilir. Suyu çok güzel. Biz çok beğendik burayı. Biraz vakit geçiririz diye umut ediyoruz. Bakalım ya. Denizi gösterelim mi? Ne? Cam gibi bir suyu var. Cam gibi. Tertemiz böyle kaçtığında say seçtik. O kadar güzel. Akşam gibi gözüküyor. Bilmiyorum da. Gözüküyor, gözüküyor. Girerken de yani ayağınızı falan rahatsız etmiyor yani. Biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, şöyle dedik. Arkayı şöyle tutsana, arkayı bir sahil boyunu görsünler. Şu uçta görünen şu karavanlar var ya, şunlar. Oradayız. Bir daha dön şöyle, arkayı da görsünler. Başım dönüyor kız, dur, yavaş dön. Denize gitme. Evet, şu dibe kadar bayağı uzun bir sahili var. Tertemiz. En güzeli. Harbiden çok temiz yani. Tertemiz. İnşallah önümüz Kurban Bayramı'nda da halkımız buralara gelirler. İnşallah. Bu güzel kumsal sahilden yararlanırlar. Ama inanın ki ne kadar temizse. Çık içinde bırakmadan. Günbirlikler, şu karavancılar olmasa buralar inanın çöp yuvası olur. Çünkü herkes sabah kalkınca ilk iş eline bir poşet, bir eldiven alan sahili geziyor. Temiz kalsın diye. Ama günübirlik gelen arkadaşlarımız, size sesleniyorum. Gelirken böyle bir hevesle, böyle cingul cingul alışverişler, poşetler. Lütfen giderken onları da götürelim. Akşamları gönlünüz olsun diye ateşle yakabiliyorsunuz. Ona da bir şey demiyorlar ama yani kontrollü abartmadan şey güzel. Yani güzel bir şey yani. Şey. Bak burada bir arkadaş yakmış. Bir göstereyim şöyle, görebiliyorsunuz. Ufak, evet. Bir ufak bir ateş. Hem kendi gönlünü oyalıyor hem de yapacağı ufak mangalını yapıyor. Güzel bir şey. Böyle yani. Ama bir de şu var. Bayramdan sonra bir daha gidiyor yapacağım. Çoğu yer pislikten, insanların yaptığı pislikten dolayı yasaklandı. Lütfen şu halka açık olan yerlere azıcık titiz davranalım. Bak ne kadar güzel, tertemiz böyle, ferah ferah geziyoruz, vakit geçiriyoruz. Bunlar, her yer öyle olsun da yasaklanmasın. Hatun, bunlar hepimizin, kardeş payı, yani metresi, santimine işte, kadar hepimizin. Çöpünü. Bu yüzden çok değerini bilelim ve kimseye mal etmeyelim. Lütfen. Ediyor musun bir tane? Bugünlük bu kadar diyelim. Bu akşam bu kadar diyelim. Bu ya. Akşamlık bu kadar diyelim. Yürüyüşümüze devam edelim. Aa bak yine söylemiyor. Bak görüyor musun bak.
Biraz fazla yedi de. Kaçırdık da. Hani demeyecek. Göremeyeceğiz. Göremedim bak gördün mü? Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Huzurlu kalın. Huzur çok önemli. Aynen.